Peki Furkan Kaya, sizinle devam edelim. Şimdi biraz önce meclisteki çalışmalardan bahsederken tabii ki bir süre verildi aslında İsveç'e, öyle sanıyorum ki Sayın Nuhal Bayram belirttiği gibi. Cumhurbaşkanı tabiriyle ev ödevlerini yapıp yapmayacağı sanıyorum bir incelenecek, bakılacak. Bu meclise taşıma süreci sizce nasıl işler bundan sonra takvimi, öyle sorayım yani. Ekim'den sonrası için olacak muhtemelen de İsveç bu süreci nasıl değerlendirir en önemlisi? Şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda İsveç'in daha çok yapacak ev ödevi var demesini Madrid zirvesinden başlatmak lazım. Madrid zirvesinden NATO zirvesine kadar baktığımızda ödevlerin yarısını bile tamamlayamadılar. Bu bir gerçek. Söylemsel olarak veya bazı terörle mücadele yasalarının çıkartılmasıyla birer makyaj yaptılar. Biraz göz boyama yaptılar ama özde değil, sözde bir mücadele aslında onlarınki. İsveç, ben NATO üyesi olmak zorundayım. Türkiye'nin biraz gönlünü hoş tutayım ve NATO'ya nasıl olsa katılırım. Çünkü hocam ifade etti, 12 Eylül Rogers planıyla, Kenan Evren'de de Rogers'ın hocam biliyorsunuz çok iyi dostlukları vardı. Evren Amerika'ya gidiyor, genel Rogers'la tokalaşıyorlar ve kayıtsız şartsız. Bizim elimizde bir Kıbrıs kartı vardı. O Kıbrıs kartı neden kullanılmadı? 12 Eylül askeri darbesi tezgahlandı. 83'e kadar olan dönemde neden bu kullanılamadı? Çünkü bir oldu bittiye getirildi. Güç yok hocam. Yok şimdi, iyi bir değil yani. CIA'nin bölge şefi Paul Henze, Zbigniew Brzezinski, Carter'ın baş danışmanı ve Jimmy Carter. Bu üçlü Türkiye'nin 1977 1 Mayıs olaylarından sonra ciddi bir terör sarmalına ve sokak olaylarıyla beraber ekonomik kriz ve sonrasında 12 Eylül'ün yapı taşları döşendi. Neden? Çünkü Türkiye barış harekatını yaptı, Yunanistan'ın geri dönüşünü onaylamadı ve Türkiye bir şekilde iç siyasetini tıpkı 12 Mart 27 Mayıs gibi dizayn etmemiz gerekiyor dediler ve bunu yaptılar. Ve şimdi çok önemli, bunu söylememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir soğuk savaş siyasetçisi. Yani bu çok önemli. Neden? 1970'lerin siyasetini çok iyi biliyor. 1980'leri çok iyi biliyor ve sokaktan gelen bir siyasetçi. Bu çok önemli. Yani bir bürokrat değil, bir iş adamı değil. Hani derler ya, parti bayrağı ütüleyerek biz bu işe başladık gibi. O raddelerden gelen, o raddeden gelen bir siyasetçi olması ve bütün bu olayları aslında net bir şekilde görmesi aslında bugün o toplantılardaki onun gratosunu ortaya koyuyor. Yani bunu biz demiyoruz. Bunu yurt dışındaki ajanslar da yazıyor, köşe yazarları da yazıyor. Şimdi dolayısıyla bu aslında İsveç'e bir yeşil ışık değil, bir sarı ışık. Kırmızı ışıktı, şu anda sarıya döndü. Yeşile daha zaman var. Şimdi bazıları bir de hocam şunu söylüyorlar, anlaşma imzalan. Bu bir anlaşma değil, bu bir draft. Aynen. Bu bir protokol. Bu bir taslak. Üçlü mutabakat yapıldı. Evet, evet. Yani biz şu an diyoruz ki bizim bir şartımız var. Ve oy birliğiyle alınacak bir karar bu. Türkiye olarak bizim çekincelerimiz bunlar ve bunlar, bu çekincelerimiz de NATO'nun aslında kuruluş kaidelerini içeren çekinceler. Çünkü NATO'nun hani derler karargahına girdiğin zaman Brüksel'de orada ne yazıyor? Hani amiyen tabirle söylüyorum. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Senin güvenliğin benim güvenliğim. NATO bu. Peki benim güvenliğim 40 yıldır senin güvenliğin değilse ve ben 52'den beri NATO'nun en önemli ordusu ve gücüysem ve beni bir şekilde hani o derin NATO üzerinden indoktrin ederek darbeler süreciyle beni ıslah etmeye çalıştıysan, ben bunu artık dur dedim. Nerede dur dedim? Hocam ifade etmiş olduğu gibi 15 Temmuz sürecinde dur dedim. 15 Temmuz bir darbe, bakın yarın öbürsü gün darbenin yıl dönümü. Evet. Bu bir sıradan bir darbe değildi. Bu bir işgal hareketiydi aslında. Bu sıradan bir kalkışma değil. Türkiye'nin belki de bir daha ayağa kalkamayacak şekilde bütün devlet kodlarını çökertip NATO gizli darbe daha aldığı önlere gelen darbeciler aynen. Evet ve şunu düşünüyorum ben hocam. Eğer bu darbe başarılı olsaydı Allah korusun, aynen şunu yapacaklardı. Ordu çöktü, kolluk kuvvetleri çöktü, devlet çöktü. NATO ordusu diyecek ki biz geliyoruz, korkmayın. Dede Ağaç'tan girecekler. Suriye'nin kuzeyinden girecekler. Ve ne yapacaklardı biliyor musunuz? O 2004'lerde NATO karargahlarında dolaştırılan haritanın işte tam uygulama zamanı gelecekti. Bölünmüş bir Türkiye haritası, Güneydoğu'da hayal edilen Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan, belki daha neler neler. Şimdi dolayısıyla İsveç'in bu noktadaki üyeliğine dur demek, Türkiye'nin ya İsveç gel beraber terörle mücadele edelim, Türkiye zaten tek başına 40 yıldır mücadele ediyor. İsveç destek verse ne olur, vermese ne olur. 15 Temmuz sonrası yapmış olduğumuz o Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkın Harekatı sürecinde neden İsveç Türkiye'ye ambargo uygulamaya başladı? Şimdi İsveç'e bu soruların cevabını vermeleri lazım. Yani biz İsveç'e karşı bir saldırıda mı bulunduk? Onların ulusal güvenliği bir tehdit mi oluşturduk ki bize karşı böyle bir tavır almaya başladılar? Ve biz sadece İsveç'e bu mesajı vermiyoruz. İsveç değil burada. Biz İsveç'i sadece günahkeşisi ilan etmiyoruz. Bunu Almanya'sı da yaptı, Fransa'sı da yaptı, Yunanistan'ı da yaptı, Big Brother, Amerika Birleşik Devletleri de yaptı. Ve hala da yapmaya devam ediyor. Yani Türkiye'nin bu Osmanlı'ya kadar dayanan bir hesap kitap aslında. O Birinci Dünya Harbi'nin çıkma sebebinin
Osmanlı İmparatorluğu'nu sadece parçalamak değil, bir büyük daha Türk Devleti'nin kurulmasını önlemek üzereydi. Bunu başaramadılar. Milli mücadele kazanıldı. İkinci Dünya Harbi patlak verdi. Bu sefer onun üzerinden büyük bir dizayn getirilmeye çalışıldı ki 1940'lar önemlidir. Truman doktrinleri, Marshall yardımları hep Türkiye'yi Amerika'ya bir şekilde kılcal damarları bağlamak üzere yapılmıştır. 1950'ler, rahmetli Adnan Menderes, 1955'ten sonra Fatih'in üçlü zorluğun, biz ne yapıyoruz ya? Biz Amerikancı bir devlet olmamalıyız. Sovyetler Birliği ilişkilerimizi iyileştirelim demesinden sonra, hatta Orta Doğu açılımını yapalım dedikten sonra, hatta en önemlisi, bunu ben kitabını da yazdım Fatih'in üçlü zorluğun, Kıbrıs meselesini tamamının âli menfaati olarak Türkiye'ye kalmasını başaracağı sırada işte darbenin düğmesine basıldı. Evet. Şimdi dolayısıyla neden tarihten örnek veriyorum? Çünkü bugün aslında hiçbir farkı yok. Ve Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı kendi A takımıyla beraber, ki Sayın Hakan Fidan bu anlamda çok önemli bir süreci yönetecek. Öyle inanıyorum ki Sayın Çavuşoğlu çok çok başarılıydı. Çok daha mikro cerrahi bir diplomasi olacak. Artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, yukarıdan parmak sallayarak size F-16 vermeyiz, para vermeyiz, pul vermeyiz, size darbe yaparız, ekonomimizi mahvederiz sözlerinin artık işe yaramadığını. Çünkü artık Türkiye'nin bu anlamda... F-16 ile ilgili de bir olumlu bir konuşma yaptı Biden en son. Şimdi yapacak tabii ama şimdi burada bunun, hani bal diyerek ağız tatlanmaz değil mi hocam? Şimdi bal bal diyorlar da ağız tatlanmıyor. Bunu uzun süredir anlıyoruz, sizi yapacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Tamam, senin kongren varsa benim bir meclisim var dedi. Ben söz veremiyorum dedi. Evet. Ben tamam devlet başkanıyım ama benim bir meclisim var. Meclis ne derse ben ona uymak zorundayım dedi. Hocam dedi, 1 Mart tezkeresi önümüzde hala duruyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar çok önemli. Aynen. Yani terörizmin mağarası dedi İsveç'e. Evet. Ve İsveç eski Dışişleri Bakanı onu kabul etti. Biz dedi 40 yıl dedi, evet dedi, destek verdik de PKK'yı dedi. Yani bu kadar her şey ortadayken neden böyle davranılıyor? Ama en önemli adım nedir? NATO'da bir terörle mücadele koordinasyon merkezinin kurulması. Önemli. PKK, o isimlerin PYD, ilk kez geçmesi de çok önemli. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Ama bunun işlerin doldurulması bundan daha da önemli. Evet. Yani şimdi ben diyorum ya, bunu öyle bir hale getiriyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri diyor tamam PKK benim için terör örgütü. Onlara beddua ediyor. Onları sevmiyorum diyor. Ama YPG'ye de destek veriyor. O diyor ki o başka diyor. O onun daha başka versiyonu. Onlar burada DAEŞ'e karşı mücadele ediyor diyor. Onlar DAEŞ terör örgütüne karşı mücadele ediyor diyor. O zaman yani buradaki fark ne? Hani derler ya kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Ne farkı var birbirinden bunun? Evet. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin vermiş olduğu mesaj sadece İsveç'in üyeliği mesajı değil benim şahsi görüşüm. Burada Türkiye NATO'nun 70 yıldır Türkiye'ye karşı duyulan, uygulanan politikaların artık bir şekilde sonunun gelmesi ve Türkiye'nin artık NATO içerisinde bir terör sözcüğünün oluşması ve gerçekten benim burada 1200 kilometrelik sınır hattında bir terör oluşumuna karşı gözünüzü yumuyorsanız, hadi müdahale etmeyin, benim yaptığım operasyonlara da engel olmaya çalışıyorsanız, burada bu ittifaktan bahsedemeyiz artık. NATO bizim için o zaman işe yaramayan bir ittifaktır. Türkiye'nin, şunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılma olmasın, Türkiye NATO'dan güç almıyor. Türkiye NATO'ya güç veriyor. Evet. Bakın bu bazen karıştırılıyor, bazen hani diyor, biz Amerikancı değiliz, biz NATO'cu da değiliz. Biz NATO'nun üyesiyiz, ittifakın üyesiyiz ve biz misak-ı milli kaidelerimizle NATO'ya güç veren bir devletiz. Tarihimizle, ordumuzla, milletimizle güç veren bir devletiz. Diğerleri bizi karıştırmasınlar. Dolayısıyla burada Türkiye'nin önünde ittifak seçenekleri çok yoğun. Ama NATO nezdine değerlendirdiğimiz zaman İsveç meselesindeki sarı ışık ne zaman yeşil ışığa döner? O da yapacakları Ekim ayına kadarki ev ödevlerine bağlı diye düşünüyorum. Evet.